Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz muhtar adayı Fark Et Otizm Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Azra Görgün Kaynarkan. Evet. Hoş geldiniz Azra Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bahçeşehir'e muhtar adayısınız. Evet. Nasıl bir duygu, nasıl başladı hikayeniz, nereden aklınıza geldi? Tabii ki. Bahçeşehir demek, vatanım demek. Hı-hı. Hatta şöyle bir sloganı vardı yıllar önce. Gülümseyiniz, Bahçeşehir'desiniz. Öyle mi? Farkındalığı çok yüksek ve çok potansiyelli bir beldedir. Bahçeşehir özellikle bizim mahallemiz ama ne yazık ki mahalle statüsünde bırakılmıştır. Hı-hı. Habitat ödüllerine layık görülmüş bir beldedir. Ve ben İzmirliyim aslında. Hı-hı. Ama yaklaşık 30 yıldır Bahçeşehir'de ikamet ediyorum ve 24 yıl bir fiil. Bahçeşehir Belediyesi'nde zabıta olarak görev yaptım. Ay ne güzel, kadın zabıtasınız. Kesinlikle. Şahane bir şey. Çok teşekkür ediyorum. 24 yılın sonunda yaklaşık 2 ay önce EYT kanunlarından ben de yararlandım ve bunu ben kendimde bir şans olarak gördüm ve yaşadığım yere, büyüdüğüm yere, çünkü 13-14 yaşından beri Bahçeşehir'deyim. Oraya başarılı bir hikaye bırakmak istedim. Yani Bahçeşehir'e emek vermeye devam etmek kesinlikle istiyorum dediniz. Öyle. Ben böyle başarılı, iddialı kadınları görünce çok mutlu oluyorum. Çok bir de İzmir'den gelince İstanbul'da yerleşilebilecek en doğru yer Bahçeşehir gibi mi geldi tabii size? Tabii biz buraya benim geldiğimizde... Benim yakın arkadaşlarım var yaşayan. Gittiğimde gerçekten oradaki o nefesi, ferahlığı yaşıyorsunuz değil mi? Yani eskiden daha çok yaşıyorduk çünkü. Çünkü imar planlaması çok değişti. Biraz ben kalabildim. Geldiğim dönemlerde benim baba ağır ceza hakimiydi ve tayinle Bahçeşehir'e gelenlerdeniz ve kasaba havasında bir yerdi. O zaman 25 bin kadar bir nüfus vardı. Tabii şimdi sadece benim iki mahalleye ayrılıyor bölge ve tek mahalle 60 binin üzerinde nüfus var. Dolayısıyla binalar yükseldi. Yollar yeterli değil. Çok ciddi anlamda. Hatta Bahçeşehir'in çok ayrı bir özelliği de vardır. Ekolojik sistemi de çok farklıdır. Hı-hı. Sultan pelemiri diye bir bitki vardır. Hı-hı. Sadece Bahçeşehir'de yetişir. Dolayısıyla çok farkındalığı yüksek. Tamdır ama eksik bırakılan birçok yeri vardır. Var. Tanıdığım için, bildiğim için tabii eksik ki kalan yerlerini ve mevzuat doğrultusunda görevin tanımını, yetkilerini, meşakkatini ve sorumluluğunu taşıyabilecek potansiyele sahip olduğumu düşündüğüm için EYT sistemiyle emekliliğimi verdim. Hı-hı. Artık dedim vakit Bahçeşehir, sevdam Bahçeşehir. Daha, çok teşekkür ederim. Hiç gerek yok hemen emekli moduna geçmeye. Peki neler değişecek? Ne gibi planlarınız, çalışmalarınız var? Tabii ki. Şimdi yineleyeceğim. Eksik kalan çok yerimiz var. Bir yeri tanımanız demek zaten oraya çok ciddi anlamda farkındalık yaratabileceğiniz potansiyelin sizde var olması demek. Tabii bunu emek gücüyle yapabilirsiniz. Dolayısıyla biz mesela bulunduğumuz yerde herkes Bahçeşehir'e özenir. Ancak eksik kalan yerlerden bir tanesi de biz ilçe olmamız gerekirken hala mahalle statüsündeyiz. Bir devlet hastanemiz yok. Tercih ettiğimiz devlet hastaneleriyle aramızda en az 25-30'a yakın kilometre mesafesi var. Tabii ki şimdi herkesin tamam gelir potansiyeli biraz yüksek ya da orta seviyede seyrediyor olabilir ama yaşlılarımız var, çocuklarıyla çalışıyor ve ulaşımla alakalı çok ciddi problemlerimiz var. Daha önceden mevcut sahip olduğumuz hayvan barınakları vardı. Biz tabii ona artık barınak gözüyle bakmak istemiyoruz. Daha yumuşak, daha geniş kapsamda bir hizmet anlayışıyla hayvan barınma ve rehabilite merkezi düşünüyoruz. Bir üniversitemiz mesela örneğin yok. Bahçeşehir gibi habitat ödüllerine layık görülmüş bir mahalleden bahsediyoruz. İlk önceliğimiz tabii ki ilçe olma, bağında faaliyetler göstermek. Eksik bırakılan yerlerle ilgili ciddi anlamda projeler üreterek mevzuat doğrultusunda elbette ve vatandaş çıkarını ilk aşamada baz alarak bu bağlamda ciddi anlamda ilçe olma yönünde etkinlikler yapmak, faaliyetler gerçekleştirmek. Kesinlikle. Peki kadın ve çocuk projelerinizde neler var? Tabii ben zaten çocuk demek benim ince çizgim demek. Sunduğunuz gibi de Fark Et Otizm Saklı Dehalar Derneği. Daha çok bizim bölgemizde de engel gruplar aslında otizm engel değildir ama engel gruplarıyla alakalı kendi içinde ayrıştırılmış yönlere ayrılmış çok gruplar barınıyor çocuklarla ilgili. Hem o çocukların biraz daha alanlarını geliştirmek bir yaşam merkezi, ücretsiz eğitim alabilecekleri bir yer, alan onlara
açabilmek, yaratabilmek. Onun dışında da normal bireysel çocuklarımızın, çünkü şimdi ekonomiyle yarışmak çok zor. Çok zor. Ve bizim özellikle Boğazköy, Bahçekent tarafında çok ciddi anlamda ev hanımı annelerimiz var. Hı-hı. Ve onları da düşünmek gerekiyor. Kadın Hı-hı. psikolojisi çok önemlidir. Çocuklar şimdi ekonomide bir kreş fiyatları artık 20 Tabii binin ki. Üstünde. Çalışan anneler de bu konuda çok zorlanıyor. Kesinlikle asgari ücretle çalışan bir aileyi baz Tabii aldığınız ki. Zaman bunu karşılayabilmek Mümkün çok değil. Zor. Ev, şimdi bir çocuğun gelişiminde ve eğitiminde maddi kriter ölçüt olmamalı. Biz Tabii. bunları daha böyle aza indirgeyebilmek Hı-hı. için masal evleri düşünüyoruz Hı-hı. okul öncesi çocuklarımız Hı-hı. için. Ve bu bağlamda çocukların el motor becerilerini geliştirecek alanlarda stajyer öğretmenlerimize de aslında bir yol kapı Anladım. Açarak bu sistemi bu şekilde ilerletmek istiyoruz çocuklarla ilgili. Aslında iki tarafında kazanacağı anneler Tabii için de ki. Çocuklar için de aynı zamanda eğitimciler için de bir saha yaratmayı düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Çok Kadınlar da keza zaten dediğiniz gibi anneler Hı-hı. özellikle. Çok güzel fikir. Peki Pembe Kader Derneği neyi kapsıyor? Evet. Şimdi biz kız çocuğu olduğumuz için pembe rengi çok severiz Hı-hı. biliyorsunuz ve biz deriz ki pembe ise eğer düşlerin, şimdi hepimiz aynı şansla dünyaya gelmiyoruz. Evet. Benim babam mesela, ben 4 üniversite mezunuyum ama hala daha devam ediyorum. Yüksek lisansımda sürekli empoze edildim ama benim şartlarım müsaitti. Hı-hı. Şimdi bazı hemcinslerimiz var değerli arkadaşlarımız. Onlar ya mücbir nedenlerle eğitimleri yarıda kalıyor ya da hiç başlayamıyor ya da istedikleri bölümü okuyamadıkları için mecburen çalışmak durumunda kalıyorlar. Hı-hı. Ben aynı zamanda güzellik uzmanı eğitmeniyim. Dolayısıyla bir sanat okulu Bahçeşehir'e kazandırmak hedefindeyiz. Bu sanat okulunun içerisinde estetisyenlikten tutun da dikiş, nakış, meslek edindirme üzerine kesinlikle, aslında çok güzel. Ve dolayısıyla çok kısa süre içerisinde Hı-hı. diploma alarak onlara meslek edindirme ve istihdam yaratma. Güzel. Konusunda faaliyetlerimiz olacak. Çok güzel. Olacak. Pembe Düşler Sokağı klibiniz varmış. Evet. Bunun hikayesi nedir? Tabii ki. Yine bununla paralel o klip zaten o alanda bize yardımcı olacak. Ben Mesama kayıtlı şarkı sözü yazarıyım. Hı-hı. Pembe evet, Düşler gördüm. Sokağı isminde bir şarkı yazdım. Buradan çok teşekkür ediyorum değerli Kadir Tapucu yönetmenimiz Murat Aygör ve aranjörümüz Hı-hı. Hatem Tutkus'a emeklerine sağlık. Bu projelerinizi tanıtmak amaçlı bir klip mi bu aslında ve şarkı? Projeler değil de kadın. Mesela Hı-hı. orada 4 kadın, 4 hikaye işlendi. Hı-hı. İşte bugün güncel sorunları neler yaşıyoruz? Mesela eşinden ayrılan bir hanımefendiyi düşünelim. Çağ nereye gelirse gelsin maalesef o zihniyetten kurtulmuş Hı-hı. değiliz. Onların yaşadığı sıkıntılar. İşte çaresiz kalıp, mecbur kalıp işte konsomatsiz bir arkadaşımız vardı. Ama isterse hayatı normale çevirebileceği Başka yönünde. Kötü başlayıp Hı-hı. aslında umutla, Hı-hı. başarıyla sonuçlanabilecek bir hikaye. Hatta bunun Erol Hı-hı. Köse, buradan sevgiler olsun. Yakın Çok dönemde inşallah. Erol. Bir sinema filmi çevrilecek. Çünkü Hı-hı. proje üreterek bir şeyleri yapabilirsiniz. Kamudan istemekle olmuyor. Zaten istediğinizde Doğru. alamıyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla bu projede yine kadınlara, hemcinslerimize kapı açacak. 7'den 77'ye yaş sınırlaması yok. Kendine inanan, gücüne inanan, çalışma azmi olan ve hayatının Şahane. Ne kadar kötü şartta olursa olsun azmiyle gücüyle inanan. Evet, buna inanan her kadına kapımız sonuna kadar açık. Evet, inanan kadınların da destek olacağı, yanında elinden tutacağı birilerinin olması tabii ki onları başarıya daha çabuk götürecektir. Kesinlikle. Peki yakın vadede nasıl projelerde göreceğiz sizi? Şarkı sözü yazarlığı da var. Farklı farklı şeyler yapıyorsunuz. Başka planlarınız var mı şu Tabii an? Ki Bahçeşehir'i dediğim gibi ilk önceliğim ilçe durumuna almak ve eski kaybettiği durumu hı hı. tekrar kazanması gerektiğine inanıyorum ben. Hı hı. Ve ilçe olduktan sonra zaten fark yaratacaktır. Orada hani daha ekolojik sistemi de gelişmiş, yine nefes alan, hı hı. Kültürel, Kesinlikle. Sanatsal aktivitelerin daha yoğun olduğu, insanların daha rahat yaşayabildiği bir hı hı. yer haline getirmek. Bunun altında da çok ciddi projeler var. Nedir? Mesela bizim yaşlılarımız var, Yaşlılar Kulübü. Emekli olan insanları eve, hı hı. zaten hayatı boyunca çalışmışlar, oraya hapsetmek yerine tekrar Kesinlikle. O ilişkileri, insan ilişkilerini güçlendirmek adına Yaşlılar Kulübü, edebiyat evleri, festivaller düzenlenecek festivaller. Hı hı. Yani kültür, sosyal, hani ekonomiye de aslında katkı sunacak çalışmalar yani olacak. Sonuç olarak hepsi şuraya çıkıyor. Hani evet. hep böyle sosyal medyada görüyoruz ya, araştırma yapıldı. Türkiye işte mutsuzluk sıralamasında şuraya geldi, buraya geldi. Aslında yaşanılabilir, mutlu bir ilçe yaratmak. Kesinlikle. İlçe olmak ve öyle bir ilçe yaratmak aslında Kesinlikle. Hedefimiz. İnşallah keşke herkes böyle düşünse ki Türkiye'nin mutluluk derecesi biraz yükselse. Kesinlikle. Anladığım kadarıyla insanları mutlu etmek önceliğiniz. Kesinlikle. Yani İnşallah. Aslında
ne yapabildiğiniz değil de kaç kişinin hayatına dokunabilir, kaç kişinin hayatında fark yaratabildiğiniz. Çok biriyle, üçüyle ilgilenmiyoruz. Hı-hı. Çünkü zaten siyasi kriterler, tabii ekonomik ki sıkıntılar, her şeye takılıyoruz. Aslında bizim gibi bir kişinin düşünmesi bir şey değiştirmeyecek ama şurada bulunan arkadaşlar bile bir araya gelsek harikalar yaratabiliriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum güzel davetiniz için. Çok sağ olun. Ekip arkadaşlarımıza da emeklerinize sağlık. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, bizi takip etmeyi ve videomuzu like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hayatın tüm renklerini sevemesem de üzerime giydirilişine aldırış etmedim. Beyazı sözüyle, siyahı tozuyla taşıdım üzerimde. Maviye de doydum, yeşile de. Sözlerime kulak verirsen güzel kadın, ahlarını ak edip saçlarına astırdın. Bir sır gibi yaşadın kırık kalp kanadında, yuttuğum çığlıklarınla. Sen sustukça konuştu melekler gıyabında, o adalet makamında. İste kalsın uzağında, yaşa kendi masalında. İnanırsan mutluluk var, pembe düşler sokağında. Diner geçer fırtınalar, hayatın en ayazın. Kaderim seni alkışlar, pembe düşler sokağında. Kimi zaman sarardım, kimi zaman kızardım, kahvelere kattım muhabbetimi. Bazen öfkeme yenik düşüp mosmor morardım. İki rengi dokunamadım. Senin elinde anla karın zararında, hakların hep saklıdır bu hayat kanununda. Vicdanın rahatsa başın dik kal gururla, selam ver kalan yarına. Bırak korkularını gecenin siyahına, pembe düşler sokağında. İste kalsın uzağında, yaşa kendi masalında. İnanırsan mutluluk var, pembe düşler sokağında. Diner geçer fırtınalar, yapı taşlarımla oynamasınlar diye grileri, hayallerime dokunmasınlar diye pembeleri ayırdım geçtiğim gökkuşağının içinden, pembe düşler sokağına girerken. Şimdi kararını versen güzel kadın,